aranın ardından tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Kronometre devam ediyor. Ben hemen mesajlarınıza yöneliyorum. Evet, e, hayırlı akşamlar, güzel program dileğiyle. Hocam badmintonun yanı sıra güzel voleybol oynar e, demiş. Beraber oynadık. Kenan gözü büyük. E, selamlarını iletmiş. <laughs> devam ediyorum. E, evet. Hayırlı yayınlar. Şu an yayında olan badminton konukları hocam ve takım arkadaşım oluyor. Ben de Osmancık e, milli sporcuyum demiş Osmancık'ta. Ee, evet bize sahip çıkın diye e, ricası var <laughs> Milli sporcumuzun. Evet inşallah iletiyoruz bunları. E, Halil Bey Halil Sönmez e, Cezayir'den Cezayir'de mesajlarını iletmiş. i̇letmiş. Bak. Evet yoğun kar yağışı ve fırtına varmış Cezayir'de. E, yayını takip edemiyor. E, i̇yi yayınlar dileklerini iletmiş. Evet yine Osmancık'tan e, badminton oyuncusu bir izleyicimiz. Osmancık'a birçok başarı kazandırmamıza rağmen e, destek bekliyoruz demiş. Başarılarımız görme, görmezden gelinmesin demiş izleyicimiz. Milli e, sporcumuz aynı zamanda. E, Ankara'dan Ahmet Bey e, e, Çorum Belediyesi sporumuza başarılar dileklerini iletmiş. Evet Ankara üniversite öğrencisi bir izleyicimiz yazmış. E, bizim grubumuz var demiş. E, Kertenkele diye bir grubumuz var demiş. E, sporun her branşında aktif olmaya çalışıyoruz amatör olarak. E, çeşitlilik yok. Farklı branşların oynanacağı Yerler kısıtlı ama yine de spor candır demiş. Ve spor her yerde yapılabilir. Evet, selamlarını iletmiş. Evet, gerçekten sporun insan insana çok kazandırdığı, topluma kazandırdığı çok şey var, değer var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Barış Hocam'ın öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum diye bir mesajımız geldi. Hemen devam ediyorum. Bir öğretmen adayı olarak şunları söylemek istiyorum demiş. Okullarımızda beden eğitimi derslerimize derslerine daha çok önem verilip öğrencilerin bazı spor branşlarında kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bazı beden eğitimi öğretmenlerinin yaptığı gibi öğrencilere topu verip bununla oynayıp serbestsiniz dememesi gerekir. Bu konuda hocamızı gerçekten tebrik ediyorum demiş Ahmet Boyraz. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten zaten en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu. Evet Barış Hocam sizlere başarılarınızın devamını diliyorum. Dilekleri gönderilmiş. Hemen devam ediyorum. Hayırlı yayınlar Sertaç Bey'e, Halil Bey'e ve Barış Hocamız'a, Murat Han'a selamlar. Badminton yapan bir sporcunun diğer branşlardan farklı olarak kazanacağı değerler nelerdir diye sormuş Nadir Solak. Belediye Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürümüz. Hı hı. Neden badminton sporu yapmalıyız diye sorusunu iletmiş. Aslında, evet, hocam. aslında ben bunu e, branş branş isim isim ayırma yoluna gitmiyorum. Hı hı. Spor aslında başlı başına bir kültür. Sporun içine giren bir insan küçük yaşlarda girdiği zaman zaten kişisel gelişim inanılmaz derecede farklılaşıyor. E, sosyalleşme süreci çok güzel ilerliyor. E, Tabi bunun yanında spor yaptığı için de sportif branşlarda hani bazen farklılıklar gösteriyor. E, fiziksel gelişimlerine de fayda sağlıyor. Zaten spor dediğiniz zaman başlı başına büyük bir gelişim süreci aslında. Evet. Onun için ee, çok fazla hani bunu isim isim branş branş, branş ayırmamak mı? gerekiyor. Evet Ama badminton'da mesela benim kendi branşımdaki en büyük özellik e, sporculara da kattığı en büyük özellik fair play duygusu. Badminton'da bu yoğun olarak hissedilir. Maç izlerseniz de bunu anlarsınız. Evet Küçük bir örnek mesela işte geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda liselerde final müsabakasında hakem hızlı bir oyun olduğu için topu göremedi. Bizim lehimize bir karar verdi karşımızdaki rakip final maçı olmasına rağmen çift erkekler müsabakasında hı hı. sporcularım direkt bana döndüler. Doğruyu bildikleri için yani bizim lehimize bir karar olmasında evet. haksızlık oldu biraz da. E, sporcularıma yapmanız gerektiğini ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz dediğinde döndüler, topu fileye taktılar ve sayıyı karşı tarafa verdiler. Bizim badminton branşında özellikle bu çokça olur. O yüzden de güzel bir branş ama sporun hepsinde bunun olması gerekiyor aslında. Yani burada kişiye kazandırmış olduğu özelliği de evet. o karakteristik evet, yapıyı evet. da e, görmüş olduk. Evet e, devam ediyorum. Barış Hocam'a e, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum demiş. Mesut Sezer selamlarını iletmiş. Evet yine Ankara'dan Serhat e, Çorum'da daha spor daha e, ileride görmek isteriz demiş. Mesajı biraz düşük olduğu için tam da bu şekilde aktarmak durumunda kaldım. Evet, çocuklarımıza değer verdiği için topluma iyi insanlar yetiştirmek için uğraşan Barış Hocamız'a sonsuz teşekkürler Uğur Güngör. Yani burada tabii mesajlardan şunu da algılıyoruz. Barış Hocanın bu anlamda badminton vasıtasıyla spora vermiş olduğu emeklerin sporcular üzerindeki etkilerini de görüyoruz. Bu anlamda biz de teşekkür ediyoruz. Evet Halil Bey. İmkanlar ortaya çıkan başarı tablo e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci e, yani gerçekten güzel başarılar var ama bu başarıların e, arkasındaki emek yatırım destek sizce nasıl çünkü takip ediyorsunuz bu evet. anlamda basın olarak sizde ben 1993 yılında Hakimiyet Gazetesi'nde spor muhabirliğine başladım Barış Hocam. Çorum'da 1994'te. Evet. 1994'te badminton ilk başlangıcı Haydar Kay hocamız. Kolaklar evet, içindedirsin. Benim hocam evet, selamlar iletiyorum e, buradan e, da. Milli Takımlar Antrenörlüğü falan da yaptı o dönemlerde. Çorum'da badmintonun temelini atan isim ilk sporcularından biridir Barış evet. hocam. Barış hocam o bayrağı aldı Haydar hocamdan. Önce sporcu olarak, sonra beden eğitim öğretmeni olarak gitti ve Osmanlıca tayin çıktı. 2000 kaç hocam? 2003 yılında. 2003 yılında. 2003 yılından beri Barış hocam Osmancık'ta 25 bin nüfusu bir ilçede badminton branşında, diğer branşlarda da var aslında da biz öne çıkan badminton olacağız. Evet, başarılı olarak Ve öne çıkandan bahsediyoruz. Yani bahsediyor. badminton aktif olduğu için. Hı hı. İşte saydık 200 kaç tane hocam? 200, 200, 281, 281 tane madalya. Bunun 84 tane uluslararası madalya elde etmiş bir branşın antrenörü. Aynen zamanda Milli takım antrenörü. Yani bu, bu sizin sporcularınız değil mi hocam? Evet. Yani uluslararası başarılarda milli takım hocası olarak gittiği zaman diğer sporcular da kazanıyor. Aslında hocam bir tevazilik yapmışsın. Buraya milli takımlar <laughs> bize indiklerini yazmamışsın hocam. Şimdi bu kadar gurur veren sonuçlar alan bir beden eğitimi öğretmeni, bir milli takım antrenörü Baraj Hocam. Ee, dönüyorsunuz, bakıyorsunuz bu kadar gurur yaşatmış hani dediniz ya, işte milli takım, işte evet. Türk bayrağı, göndere çektirme. Bunun karşılığında yaşadığı sıkıntı, Dünya beşinciliği dedi az önce hocam. Avrupa üçüncülüğü dedi. Evet. Demin dediniz ya siz hani işte Türkiye yani gerçekten bir güreşte bir de badminton'da biz artık Türkiye şampiyonası derecesi yani e, önceden çok büyük bir başarıydı da o kadar alışırdılar ki biz artık. Sıradan Şimdi, yani başardılar. inan üçüncü olunca Barış hocam ya hocam 3. olmuşsun falan diyoruz yani Şampiyonlukla alışmışız. Evet. O anlamdaki bir başarı yani bu kadar büyük bir başarı hikayesinin arkasında Şimdi e, söylerim, O kadar çok söz var ki. Yani, eksikler anlamında mı? Yani eksik olabilir. Yaşadıkların iyi kötü. Yani paylaştığı şeyler var. Bizim duyduklarımız var. Hocamın Siz, paylaşmadığı. Sizin duyduklarınız neler mesela abi? Be? Gördükleriniz, duyduklarınız, bildikleriniz. <laughs> Hepsini söylemeyin burada. <laughs> Hepsini söylemeyin burada. Eksikleri şimdi, görmemiz şimdi gerekiyor. Zaman, Göstermemiz gerekiyor e, ki kapatılsın bu eksikler. Yok yok yok. Kapatılsın olur mu yani? Bizim görevimiz bu program niye, niye, niye yapıyoruz? Şu. Eksikleri olması gerekenleri aktarmamız gerekiyor ki bunlar Tabii ki. görülsün. Bu eksikler kapatılsın. Geti, e, gerekli Anladım. destek verilsin. Ben Bende kapatılsın farklı var. E, yok. Tamam. E. Hem fikiriz o konuda. <laughs> e, Osmancık'ta İsmail Burak Derindere evet. kulübü kendi ismiyle e, bir işletme sahibi kurdu. Gerçekten de yani e, Osmancık'ta yoksa Barış Hocam'ın bu noktalara gelmesi kulüp bazında kulüp desteği olmadığı sürece mümkün mü? Gerçekten çok büyük Hı. destek verdi bu noktalara getirdi. Ama sonuçta da onun da belli bir gücü var insan. Yani e, az bir maliyeti değil bu. Evet. E, Barış Hocam'ın özverisiyle, Barış Hocam'ın mütevazi mütevazı kişiliğiyle yaptığı bu başarıların karşılığında Çorum olarak Çorum olarak biz hak ettiği değeri verdik mi? Osmancık e, olarak demiyorum dikkat edin Çorum olarak. Çorum olarak. Çorum olarak. Salon ayrı bir dert. Salonda çalışmak ayrı bir dert. Yani ida, ya salonlar ne diye yapılıyor? Spor testleri ne diye yapılıyor? Sporcular çalışsın, diye yapılıyor. Evet. Ben Gençlik Spor Genel Müdürü Çorma geldiğinde bizzat o zaman Haşim Ere talimatı şuydu. 7-24 dedi. 7-24. Sporcu istediği sürece, antrenör istediği sürece dedi. Salonları, tesislerin hepsi açık olacak dedi. Ya o tesisler kapısına kilit durusunda devlet dairesi gibi akşam 5 sekiz üst, yok öyle bir şey sporcu istiyorsa o salonu istediği saatte girecek çalışacak ha kuralı vardır kuralı koşsunu ayrı bir şey bu anlamda çalışmak birinci prensip hocam ne dedi çalışmak başardığın evet. birinci şey ne planlı programlı azimli çalışmak e çalışmanın sonucu geliyor bunlar yani e, çorumda hocamın okulundan belki öğrenci sayısı olarak da salon olarak da, malzeme olarak da, imkan olarak da 10 katı, 20 katı büyük okullar var. E, ortada bakın, dünya şampiyonasına giden bir tane okulumuz yok daha. Bunca benim hatırladığım, geçmiş, önce senin olduğunu zannetmiyorum da. Hı hı. Çünkü öncelerde yok değil mi hocam? Yok aldım. Bize söylenen o. Yani, çorum yok. tarihinde bir ilk oldu. Tek, tek yani. Şu, düşün. Çorum tarih, Çorum spor tarihinde bir ilk. Nereden çıkıyor? Osmanlı'dan çıkıyor. Demek ki isteyince, azmedince çalışınca oluyormuş. E peki kardeşim, bu adam çalışmış, bu başarı elde etmiş. Biz bunu hak ettiğini verdik mi? Şimdi sorsam, ha söyleyemez maalesef 657'ye tabi olduysa. <laughs> yani bu programı çıkarmak için de e, neler yaşadığımı evet, sen biliyorsun. Evet. İzin almak için. O anlamda şimdi böyle bir başarı, Milli Takım Antrenörü ve beden Eğitimi Öğretmenimiz var. Bir branşımız var. Ama maalesef çorumda bu branşlara sahip çıkmıyoruz. Buradan Maalesef. buradan e, az önce mesaj vermiş Nadir Müdürüm. Belediye Başkanımızın bir sözlü açıklaması vardı. Belediyenin bünyesinde branş faaliyet sayısını 13'ten 20'ye çıkaracağız dedi. E, nadir Hocam yani buyurun hazır branş. Evet. Sporcu var, antrenör var. Başarı dersen sayfalar dolusu var hocam. Yani başka ne gerekiyor ki? Birlikten badminton branşında bunun içine dahil edelim hocam. Notlar dedim, Onların içerisinde evet. devam edeyim hocam ben. Hı hı. Bu arada Murat Han babanda selamlarını iletmiş. Gurur duyuyorum demiş. Hı. İşte bize de böyle hani gurur kaynağı gençlerin spora kazandırılması. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet ne kadar güzel. Şu an izliyor. İstanbul'da zannedersem ailen. Hı hı. İstanbul'dan Barış Hocam'a ve bizlere de selam var. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Halil Bey. Ya, çok, kon, çok sıkıntı var. Ya konsantrasyon aslında doldurum. şöyle bir şey var. Yani e, gerçekten anlatılması gereken çok e, sıkıntılar var. E, çünkü Türk sporuna tabi biz şu anda Çorum'u ele almak durumundayız. Tabii yerel bir evet, Çorum'da yani. bu anlamda bu başarıları görünce e, acaba bu başarılar nasıl elde ediliyor? Hangi imkanlarla elde ediliyor? Bunları da ortaya koymak gerekiyor. Hangi imkansızlıklarla? Evet, hangi, hangi imkansızlıklarla demek daha doğru olur. En son hocam neye gittiğin hocam? 11-12 miydi? 9 yaş altı mıydı? 9-11 Türkiye... yaş. 9-11 yaş Türkiye Şampiyonası'na Ankara'ya gidiyor sporcular. Ekonomik katkı yok, destek yok. Evet. Sporcu velileriyle gidiliyor. Sporcu velilerinin araçlarıyla gidiliyor. Ve Ankara'da misafir ediliyor. 9-11 yaş ki bu şeyin de temeli değil mi hocam bildiğim kadarıyla? sporda e, ne kadar küçük başladıysan o çocuk başarı öyle gelir. Yani e, spor alanında faaliyet gösteren spor il müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve bana göre en birinci derecedeki en birinci şey yani hocamın şahsını demiyorum. Gerçekten hocam gibi, Barış Hoca gibi azimli ve çalışan hocam. Yani şimdi hocalarımıza sorarsanız, beden eğitimi öğretmen arkadaşlarına sorarsanız ya sporcu bulamıyoruz, sporcu getiremiyoruz. Ya siz Çorum'da bulamıyorsunuz da. Barış Hocam Osmancık'ta bulup da bunlar nereden çıkarıyor? Evet. Nereden çıkarıyor Allah aşkına ya? Yani ha imkansızlık yani maddi anlamda hocamın şimdi... Manevi bununca, anlamda. Evet ya, hocam ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor mudur? Çekiyordur. E şimdi hocam ne zaman baksam hocam Türkiye şampiyonasında nerede? Aksaray'da, Konya'da, şurada burada. Milli takım yok Slovenya'da, Macaristan'da. Türkiye'de olduğunu daha çok, çok yurt dışında geçiriyor. Evet. E bunun ailesi yok mu hocam? Aile noktasında sıkıntı yaşamıyorum ama bunlar yaşarken dönüyor bir de bakıyor ki işte yanındaki Murat Han gibi bir genci yanı alıp alıp da bu gururu yaşadığı zaman, evet. bu her şeyin üzerinde bana göre. Ne Hocam inanıyorum öyle düşünüyordur. Evet yani şöyle bir sıkıntımız var bizim de ne yazık ki zaman çok çabuk geçiyor Ciddi <laughs> arkadaşlarım vaktiniz fazla kalmadı. Ya ben diye çok konuştum. Uyarıyorlar. Şimdi e, tabii bir yandan e, izleyicilerimiz de mesajlarına yoğun bir şekilde aktarıyor. E, bu program hani gerçekten yetmedi açıkçası. E, bu başarılara bu program yetmedi. E, bunun devamında tekrar e, yine kronometrede ben ağırlamak da istiyorum gerçekten. E, çünkü e, aynı zamanda Murat Han e, ve başka sporcumuz da varsa onu da sporcu hocam, hocam, hocam. Evet sporcu ağırlamak istiyoruz. Yani gerçekten zaman öyle bir akıp geçti ki. Ya bana niye topu bu kadar attın hocam? Biz az konuşturduk. ya. Ayıp Şimdi oldu ya, e, hocamın başarılarını, sporcularımızın başarılarını görüyoruz da. Acaba başarıların arkasında sıkıntı var mı yok mu da sizden görmediğim için topu attım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü takip ettiğiniz için o yüzden diyorum Evet hocamıza gereken desteği veremediğimiz için çok üzgünüm demiş izleyicimiz. Ama isim yok kim olduğunda bilmiyoruz. İnşallah gereken destek bundan sonra görülür deniyoruz. Çorumlu hemşehrilerimizin, bu arada Sungurlu Kuşçalı Köyü'nden Kami Şener, evet hemşehrilerimize seslenmiş, destek verelim spora demiş, birçok sporcumuza ve spora destek verelim demiş. Hollanda'dan hayırlı akşamlar Fikret Bey, Hollanda'dan mesajını göndermiş. il temsilcisi, hocamıza gereken desteği veremediğimiz için çok üzgünüm demiş il temsilcimiz. Şey, mı Olabilir. Evet, e, badmintoncu evlatlarımıza ve saygıdeğer hocamıza artık yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. E, evet, destekleri bekliyoruz demiş. Mesajlar geliyor değerli izleyenler. Okumaya gayret gösteriyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ha şunu da görüyoruz. E, biz ekrana çıkarmasak, biz bu eksiği kapatma adına bir adım atmasak kimse derdini paylaşmayacak paylaşamayacak. Bu platformu kolay kolay bulamayacak. Sor. evet. Ne yazık ki yani. Böyle bir sıkıntı. Işte demek istediğim sıkıntı bu ya. Yani. Hani biz bunu e, göstermesek böyle sıkıntılar var. Böyle başarılar var. Bu sıkıntılar, e, bu başarıların yanında e, elde edilirken bu başarılar aynı zamanda bu şekilde sıkıntılar da var. Demesek şu, şu, ne yazık Şu modeller kazanırken basit kazanır, evet. kolay kazanır. Evet. Bir öyle. sıkıntı yaşanır. Evet. Ahmet Öztürk selamlarını iletmiş başarılı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletmiş. İyi ayınlar. Konuklarınıza can kurban demiş Barış Boyar hocamın. Evet, tebrik etmiş. Halil Bey mesaj göndermiş. Çok yoğun mesajlar var. Ben mümkün mertebe yetiştirmeye çalışacağım. Osmancık Milli Gençlik Spor Müdürü'nün internet sitesinde çocuklarımızın bir tane bile resmi yok demiş. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evet, dile evet, demiş yazıklar. Evet, Osmancık e Osmançukta bir spor adamı olarak değerli hocam Barış'ı boyarı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim Ertan Derindere demiş. Omdusmanımı, evet. Evet, e, biz de teşekkür ediyoruz desteklerden dolayı. E, evet, devam ediyorum. Çorum Laçin ilçesinde olmasına rağmen sporda neden hiç başarısı yok demiş, Laçin ilçesinde bahsetmiş. Laçin'deki e, evet. <laughs> sorumlara sorsun yani Laçin'de hiçbir sportif anlamda, okullar bazında da kulüp kulübü de yok zaten. Evet. Sadece şeyde destek yok. vermek gerekiyor yani. anlamında. Belçika'dan Ali Deniz mesaj göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Selamlarını iletiyor. Çorum Belediyespor maç görüntülerini verirseniz seviniriz. Çünkü Avrupa'da çok Çorumlu var demiş. Gurbet e, ciğerimiz var. Hep merak ediyoruz. Hepinize selamlar dileklerini iletmiş biz de buradan mesajını aktarmış olalım. Barış Hocama teşekkürler. Benim de yeğenim 9 yaş Türkiye şampiyonu olduğu sayesinde hocamıza saygılar sunarım. İşte görüyorsunuz. E, tabii bu e, Barış Hocam da <laughs> siz bu e, güzel temennilerle bir e, uzun e, bir yol bekliyor sizi. Tabii bunları hani duydukça duydukça bunlar sizin için e, ciddi bir destek. Bunu fark edebiliyoruz en azından. İnşallah başarılarınızın devamını biz de diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet e, iki sporcularınızın e, Alper Alper Akman, Aa, evet <laughs> e, selamları var. Evet e, mesajlar çok yoğun geliyor, çok teşekkür ediyoruz. E, İlyas Sezer e, hocamıza ve sporcularımıza sonsuz selamlar e, demiş. Evet e, gereken değerlerin verilmediğini ve artık verilmesi gerektiğini istiyoruz. E, Mehmet Ali Kurt, Barış Hocama ve Murat Han Eken kardeşime başarılar diliyorum. İyi, e, evet az önce e, üzgünüz mesajını eten yani gerçekten sahip çıkmak gerekiyor yani. Çorum'dan dünya genelinde ciddi başarılar elde eden böyle sporcular varsa el üstünde tutulması gerekiyor. Ama ben şunu sözünü veriyorum tekrar. Ee, bu yetmedi. yetmedi. <laughs> Kesinlikle yetmedi. Aynı gerçekten. ekiple. E... Yok ekibi biraz o zaman kalabalık yapalım hocanın e, sporcularını Evet. Buraya da şöyle şöyle. Evet. Falan. Artık yani, şansımız El mikrofonuyla falan kalabalık. Yani sonuçta hani hep dediğim şey var ya. Ee, başarılı sporcu öneri etmek. Yani evet. şu, o ekranda şuraya mesaj atanların gözüyle ekran arkasında izleyenlere işte yurt dışından insanların mesajı. Evet. O Belçika, insanlara Amerika, bu Hollanda. başarılı çocukları göstererek e, gençlere bir örnek olması anlamında bunu yapalım inşallah. Aynen öyle. Ee... Sayın Hocam son sözlerinizi alacağım ama şunu ben söylüyorum. Gerçekten benim içim el vermiyor. Ben vaktim bu kadar çabuk geçeceğini hiç de tahmin etmemiştim. Evet, gerçekten <laughs> hani başarıları biliyordum ama tabii başarıların yanındaki o çekilen eza, cefa onları biz bilmiyoruz. Siz oh, yaşıyorsunuz daha çoğunu onları. duymadınız. Hisler, evet ters, çoğunu daha. duymadık. Evet. Hem onları aktarmak adına hem neler yapılabilir adına tekrar bir program daha düzenli düzenleyelim Sözün, sözünü şimdiden verelim evet bir sözünü bir ver. verelim hem izleyicilerimizi de buradan e, bu sözü vermiş olalım gerçekten çünkü e, badminton e, bilinmeyen göz ardı edilmiş olan tabii ki Türkiye'den bahsediyorum e, Çorum'da çok nadirdir belki de bilinen. bilen yoo son dönemde çok Sertacığım sen biraz uzak doğu sporlarına evet. alakalısın bunu biraz şey yapmışsın evet bu anlamda son sözünüzü alırsam ben Hı -hı. E, Barış Bey ben e, öncelikle Genç spor İl müdürümüz Haşim Erbey'e sağ olsun elinden geldiği kadar desteklerini bize veriyor. Teşekkür etmek istiyorum. Yine kulüp başkanımız İsmail Burak Derindere'ye sonsuz teşekkürler. Yani bugüne kadar elinden ne geliyorsa bizim için yapmaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte ne olacak bilmiyorum. Bir de son kez sporcularımı da çok seviyorum. Buradan onlara da mesaj göndereyim. Bir de Osmanlı'da yaşadığım çok kötü bir olay var. Kısaca onu bir anlatayım. Evet. Kısa alırsak. Aynen. Spor, spor e, yöneticisi diyeyim. Bir öğrenci velisine badminton'dan bir şey olmaz. Çocuğunuzu başka bir branşa bana gönderin, ben yönlendiririm diyebilme cesaretini gösterdi. Ben buna çok üzüldüm, çok içerledim. Evet. Buradan e, herhalde. Burada listeleri gördüğü zaman veya hissettiği zaman badmintondan bir şey olmaz kelimesi ne anlama geliyor hissetmiştir. En, bunu. en güzel cevap hocam şu anda. Sporcun burada yanımda akademik bir kariyere inşallah gitmek eğiliminde. Biz eğitimciyiz. Sonuna kadar sporcularımızın arkasındayız. Size evet. de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür. ediyoruz. E, Murat Han son bir cümleni alalım. Çok konuşturamadık seni. Bir sonraki programlama söz veriyorum. <laughs> son bir cümle. ben de alalım. tüm yetkililere teşekkür ederim. Yani Barış Hocam'ı da çok seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Destek çok. istiyorsunuz. Destek evet. istiyoruz. Yani. Halil Bey e, tekrarını yapacağız. Kesinlikle olmadı. Evet. Bu çok yalan kaldı. Evet. Evet. Bu arada e, annenizin de babanızın da selam var Murat Han. de, 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 de selamlar var. Söyleyeyim. Evet değerli izleyenler, e, badminton sporu Çorum'da e, aslında çok ileri düzeyde başarılar e, kazanılmış bir spor dalı. Bu anlamda biz de programımız yeterli bulmadık. E, açıkçası gerçekten üzerine eğilmemiz gerekiyor. Önemli başarılar elde eden sporcularımız var. E, bu akşamlığı kronometreyi e, kapatmış oluyoruz. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle iyi akşamlar efendim.